أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير آمين محترم مستمانر إن شاء الله بجن Geçen hafta başlamış olduğumuz Er-Rahman suresinin tefsirini işlemeye devam edeceğiz. 25 ayeti kerime tamamlanmıştı. Rahman suresinde buraya kadar Allahu Azimuşşan'ın nimetlerini, onun kudretini, kulları için yaratmış olduğu güzellikleri ve özellikleri anlatıp anlatıp hep arkasından Acaba Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Bu sureye has, bu sureye özel 31 defa içerisinde bu soruyu soruyor Rabbimiz. İşte kalmış olduğumuz noktada kalmış olduğumuz noktada 26. ayet-i kerimede şöyle buyruluyor. Estaizu billah. Kullu men aleyha fan. Orada olanların hepsi fanidir. Yani yeryüzünde olanların hepsi yok olacaktır, fanidir. Ve yebqa vechu rabbike zul celali vel ikram. Ancak baki olan, ebedi olan, azamet sahibi olan, celal sahibi ve ikram sahibi, ihtişam sahibi olan Rabbin onun zatı baki kalacaktır. Baki olan odur buyuruyor Rabbimiz. Yani fani olduğumuzu bize hatırlatan, bir gün mutlaka yok olacağımızı bize bildiren ayeti kerime. Her ne varsa fanidir, ölümlüdür, sonludur. Mutlaka sonu vardır. Bu Allah'ın koymuş olduğu daha dünyaya geldiği anda insan olsun, cin olsun, hayvan olsun, diğer varlıklar içinde geçerli. Bu koymuş olduğu bir yasadır. Ve bu yasa göre her şey ölecektir, yok olacaktır. Sadece Allah hariç. O bakidir. Yani yeryüzünün ve göklerin mirası ona aittir ayet-i kerimenin gereğin. Bu ifadeyle yani zel celali ve ikram şeklinde dua yapmak sünnettir. Yani ey azamet sahibi, ey ihtişam sahibi olan Allah, ey azamet ve ihtişam sahibi olan Rabbim deyip dualara başlamak ve hatta dua esnasında Allah'ın bu sıfatlarını anıp dua yapmak sünnettir duaların makbul olması için bir vesiledir. Onun esması ile ona yalvarmak. Hani diyor ya Araf suresinde ve lillahi'l esma'il husna Allah'ın güzel isimleri vardır. Onlarla ona yakarın, yanaşın, yalvarın diyor Allah Celle Celaluhu. İsimlerini anarak dua etmek sünnettir. Özellikle bu isimler hadiste anılıyor. Yes'aluhu men fis semavati vel ard 29. ayet-i kerime. Göklerde ve yerde ne varsa hep ondan isterler. İns, cin, diğer mahlukat hep Allah'tan isterler. Hep ona muhtaçtır. Ya dil ile ya lisanı hal ile hep Allah'tan isterler. Hatta göklerde olan melaiki kiram dahi ister. Onlar ne istiyor? İhtiyaçları yok. Onlar da kullar için istiyorlar. Onların affedilmesi için, onların rızıklandırılması için, bereketlendirilmeleri için onlar da dua yapıyorlar. Melaike-i kiram. Ayet-i kerimelerde geçen malumatlar kulla yevmin fi şe'n. O yani Allahu Azimü Şan her an yaratma halindedir. Her an. Her an yaratma halindedir. Her an hayata müdahildir buyuruyor Rabbimiz ayeti kerimede. Şimdi insan kendisi kendisine yeterli değildir. Yani varlığımız, sağlığımız, suyumuz, güneşimiz, havamız, her şeyimiz her noktada ona muhtacız. Onun için hep ondan isterler buyuruyor Rabbimiz ayet-i kerimede. Ve o hayata müdahil olduğu için her an ya birilerinin duasına icabet eder, ya birilerini diriltir, ya birilerini öldürür, ya birilerini rızıklandırır, ya birilerini izzete, ya birilerini zillete mahkum bırakır, ya birisine sıhhat verir, ya birisine hastalık verir, her an yaratma halindedir. Her ne olursa Allah'ın emriyle olur. Onun için Allahu Azimüşşan her an bu yaratma halindedir. Kurtu bir güzel bir örnek almış paylaşmak istedim sizinle hakikaten ayetin tefsirinde yardımcı hem anlamamıza hem de neşeli bir anlayış verir, veren bir açıklama yapmış Kurtubi tefsirinde. Diyor ki emirlerinden birisi bir gün vezir ne der ki bu ayet kelime okuyunca demek biraz bilgili bir vezirmiş. Kulle yevmin huve fi şe'n yani Allah her an yaratma halindedir. Ne demek? Gökleri yaratmıştır, yeri yaratmıştır, her şeyi yaratmıştır, bir kadere bağlamıştır. Nasıl durmadan devam bunu anlayamadım ben diyor. Vezirine bana bir açıkla bunu. Veziri bu soruyu alınca hakikaten zor durma kalıyor, bilemiyor, cevap veremiyor. Ve evine gidiyor, evine gidince bir kölesi var orada, kölesi varmış. O kölesine, siyahi kölesine Zaten o da halinden anlamış. Nedir bu halin deyince ya o emir bana böyle böyle sordu. Ben de ona bu ayetin açıklamasını yapamadım. Allah her an yaratma halinde olması ne demek? Eğer müsaade verirsen demiş ben gideyim anlatayım padişaha. Ben onun açıklamasını yaparım. Hay hay demiş gidelim beraber. Gitmişler padişahın yanına emirin yanına demiş ki ben eğer müsaade verirseniz bunun cevabını vereyim siz sormuşsunuz. Ey emir onun işi geceyi gündüze çevirmek, gündüzü geceye çevirmektir. Bazen ölüden diriyi çıkarmak, bazen diriden ölüyü çıkarmaktır. Bazen hastaya şifa vermek, bazen sağlıklı olanları hasta yapmaktır. Bazen afiyette olana bela vermek, bazen belalı olana afiyet vermek. Bazen zelil olanı aziz etmek, bazen aziz olanı zelil kılmak. Bazen zengin olanı fakir kılmak, bazen fakir olanı zengin kılmak. Ve buna benzer hep onun yaratmasıyladır der. Emirin çok hoşuna gider. Ha der ben yanlış anlamışım. Demek ki bu ayeti kerimenin açıklaması her an Allah'ın hayata müdahil olması anlamına gelmektedir. Ha işte öyle der. Bunun üzerine emir vezire işaret eder. Derhal şu sırtındaki e, elbiseyi şu paltoyu bir çıkar köleye ver bakayım der. Kim hak etmiş belli. Sırtındaki elbiseyi çıkarıp ona verince bu sefer de köle der ki efendim işte bak bu da Allah'ın eşindendir der. Hakikaten İmam Kurtubi Allah'u alem yaşanmış olan belki kendi döneminden bir güzel olayla ayeti kerimenin anlaşılması için yardımcı bir rivayette bulunmuş. Allah ondan razı olsun. Evet şimdi 31. ayet-i kerimeyle devam edelim inşallah. Estaizübillah. Ya ma'şerel cinni vel insi. Yok ondan önce senef ruhulekum eyyuhes sekalan. Bir ayet atladık. Ondan önce o geliyor. Senef ruhulekum eyyuhes sekalan. Sekalan aslında ağırlık demek. İki ağırlık. Sekaleyn, sekalan. iki ağırlık. Burada kastedilenler ins ve cin. İnsanlar ve cinler. İrade sahibi, mükellef olan varlıklar. Ey ins ve cin sizin hesabınızı mutlaka yakında ele alacağız diyor Rabbimiz 31. ayet muhterem kardeşler. Bu bir tehdittir. Arapça dil bilgisiyle uğraşan kitaplara baktığımızda şunu buldum, karşılaştım. Diyor ki mesela bir Arap başkasına derse lafzen lafz itibarıyla seef ruhu leke dediği zaman ben seninle meşgul olacağım. Yani bütün işimi, gücümü bırakıp senin yok olman için, seni helak etmek için seninle uğraşacağım demek. O tehdit anlamına geliyor. Allah'ın yaratmış olduğu iradeli varlıklara, insanlara ve cinlere böyle bir şey söylemesi ağır bir tehdit. Yani ey insanlar ve cinler zannetmeyin ki bir gün Allah'ın hesabından kurtulacaksınız. Allah sizi mutlaka hesaba çekecektir. Bunu böyle bilin diyor Rabbimiz 31. ayet-i kerimede. Ve o günün şiddetli hesabı ile alakalı malumat veriyor. Ondan sonra febi ayi ala'i rabbikuma tukedban Öyleyse Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Galiba 30. ayette Allah her an yaratma halindedir ayetinden arkasında da bu gelmişti. Onu atladık galiba. Orada da aynı soruyu sordu Rabbimiz. Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Yani Allah her an hayata müdahil olmasına rağmen ve müdahil olduğu hayatın ölümden sonra hesabını da soracağına sormasına rağmen nasıl olur da Allah'ın nimetlerini onun kudretini yalanlayabilirsiniz ona göre ayağınızı denge atmazsınız diyor Rabbimiz. Arkasından şöyle buyuruyor. Ya ma'şerel cinni vel insi Ey insanlar ins ve cin topluluğu ma'şer Ey ins ve cin topluluğu ikisine hitap ediyor Rabbimiz. İn istata'tum en tenfuzu min aqtaris semawati vel ardı fenfuzu. La tenfuzun illa bi sultan. Göklerin ve yerin çevresinden çıkıp gitmeye gücünüz yetiyorsa çıkın gidin bakalım. Ama siz bir kuvvet olmadıkça oradan çıkıp gidemezsiniz. Buyuruyor Rabbimiz. Fe bi ayyi ala'i rabbikuma tukezziban. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Burada gökler ve yer denilirken kainat kastediliyor. Kainat. Yani ey ins ve cin topluluğu kainatın çevresinden çıkıp gitmeye gücünüz yetmez. Kaçmaya gücünüz yetmez. Niye? Çünkü tüm kainat Allah'ın kontrolündedir. Yerde de Allah'ın kontrolündesin, gökte de Allah'ın kontrolündesin. Nerede olursan ol, onun kontrolü altındasın. Kaçman mümkün değil. Yani nerede olursan ol, hesaba geleceksin mutlaka. Böyle bir yanlış düşüncen asla olmasın. Müfessirler ayetin siyak ve sivakıyla yani hesapla alakalı, arkasından da gelecek kıyametle alakalı bölümünü ele alınca bu hitap mahşerle alakalı bir hitap diyorlar. Yani Allah mahşerde insanlara ve cinlere böyle buyuracak. Hani kaçmaya gücünüz yetiyorsa kaçın bakalım. Allah'ın hesabından kaçın. Göklere mi kaçacaksınız? Yere mi gireceksiniz? Onun çevresinden nereye sığışacaksınız? Mümkün değil diyor Rabbimiz. Allah buna müsaade vermedikçe bunu yapmanız mümkün değildir diyor Rabbimiz. Ve böyle olunca durum Rabbinizin nimetlerini yalanlamayın. Hep bu soru geliyor. Hep bu hitap geliyor. Hep bu uyarı geliyor her ayetin arkasından. Yurselu aleykuma şuvalun min narin ve nuhasun felâ tentasiran. Üzerinize ateşten bir alev ve erimiş bakır gönderilir birbirinizi kurtaramazsınız. Felaten <laughs> tasiran yardımlaşamazsınız da febi ayyi ila'i rabbikuma tukediban. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Buyuruyor Rabbimiz. Yani o gün tek sığınabileceğiniz, size yardım edebilecek tek güç Allah'tır. Çünkü odur Malikiyumiddin. Öyleyse varsayalım ki kaçamazsınız da hesaptan, mahşerden kaçamazsınız da kaçma teşebbüsünde bulunsanız ne olurmuş? Üzerinize ateş ve erimiş bakır gönderilir diyor Rabbimiz. Yardım edemezsiniz, kurtulamazsınız. Allah'a sığının, Allah'ın nimetlerini yalanlamayın diyor Rabbimiz. 35. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Kaçış mümkün değildir. فَاِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِّهَانَ Gök o gün yarılıp ya renginde kül gibi olmuştur kıyamet sahnesi. Hani gök dürülmek üzere çatlamaya başlayacak ya, eriyip yağlar gibi akıcı bir sıvı madde haline gelecek. Allah onu tabiri caizse bir kağıdı dürer gibi dürecek. Allah'ın emriyle o gök direksiz ayakta durmaktadır. Kun ol dediği anda onun durması bitecektir. Ve işte bakın sıvı bir madde gibi kağıt gibi dürecektir Allah. Başka ayetlerde de buyurduğu gibi öyleyse... فَبِأَيْ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Göklere hakim olan, semaya hakim olan, arza hakim olan, size hakim olan, melekül mülk olan Allah'ın nimetlerini ve kudretini nasıl yalanlayabilirsiniz? Buyuruyor Rabbimiz muhterem kardeşler. فَيَوْمَ اِذٍ Ondan sonra o gün var ya, kıyamet koptuktan sonra ahirette la yus'elu an zenbihi insun ve la ne insanlara ne de cinlere asla günahları sorulmayacak. Günahları sorulmaz. Niye sorulmaz ya Rabbi? Çünkü böyle bir soruya ihtiyaç yoktur. Her şey yazılmış, her şey tespit edilmiş, her şey kaydedilmiş. Sormaya hacet yok. Hani bazen Mahkemede şahitler getirilir, onlara durum sorulur. Öyle bir durum yok diyor Allah. Her şeyi bitmiştir. Şahit mahit aranmaz. Şahit kendi amelleriniz. Şahit kendi uzuvlarınız. Onun için sorulmayacak diyor Allah Celle Celaluhu. Günahkarlara yani ins veya cin fark etmez iradeli varlıklar. Biri görünen biri görünmeyenler biz ilgilenenler insanlar. Çünkü biz insanız. Onlara günahları sorulmayacak. فَبِئَيِّ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا Sizin amellerinizi böyle amel defterlerinde kaydettiren, size hesap sorurken, size sorma ihtiyacı dahi duymayan Allah'ın kudretini mi yalanlayacaksınız? Onun nimetlerini mi yalanlayacaksınız? Buyuruyor Rabbimiz ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Arkasından bakın, niçin sorulmayacağını da açıklıyor. يُعْرَفُ ne? O gün suçlular tanınacaklar. يُعْرَفُ Bakın tanınacaklar bi simahum. Simalarından, suratlarından suratları simsiyah. Ateş dağlarının izi var zillet bürümüş yüzlerini. Ondan tanınacaklar diyor Allah Celle Celaluhu. Allah Allah. Hani hadis-i şerifte diyor ya müminler o gün abdest aldıkları uzuvlarından tanınacak. Onlar öyle tanındığı gibi suçlular, günahkarlar da tanınacak diyor Allah. Bakın açık ayet. Suçlular, günahkarlar o gün yüzlerinden tanınacaklar diyor Allah. Felaket bir sahne. Yani kaçış mümkün değil. Herkes ayan beyan ortada olacak. Kim suçlu, kim suçsuz, kim cehennemi hak etti, kim cennete gidecek. Birinin suratı simsiyah, ateşler değmiş yüzüne dağlanmış, zillet bürümüş, utançtan yere bakar bir durumda. Fakat müminler ise şerefli, izzetli, yüzleri güler mutlu bir vaziyette Buradan tanınacaklar buyuruyor Rabbimiz 41. ayet kelimede muhterem kardeşler. Fe yu'kadu bin vel Tanınır tanınmaz perçemlerinden yani şu alınlarından ve ayaklarından yakalanacaklar. Türkçe'de deriz yani yaka paça tutup götürdü sürüklediler. Düşünebiliyor musunuz? Mahşer meydanı felaket bir sahne, dehşet bir manzara. Hazreti Adem'den son insana kadar sayısını Allah belir. Gelmiş, geçmiş bütün insanlar yığılmış. Suçlular tanınıyorlar. Tanınan her suçluyu melaike-i kiram, zebaniler, görevliler alıp yaka paça sürükleye sürükleye alıp cehenneme götürüyorlar. Öyle bir sahne. Febi eyi ala rabbikum Öyleyse kalkıp Allah'ın bu nimetini, bu kudretini yalanlayabilir misiniz? Nasıl yalanlarsınız diyor Allah Celle Celaluhu. Acaba Allah'ın bu kudreti burada anlatıldığını anladık da ya Rabbi bu nimet nasıl bir nimet? Cehennemin böyle anlatılması, bizi korkutması nasıl bir nimet ya Rabbi? Hem de ne nimet? Hem de ne nimet? Allah Celle Celaluhu bu ayeti kelimelerde bildiriyor ki aklımızı başımıza alalım, ayaklarımızı denk atalım. Bundan daha büyük nimet olur mu ya? Büyük bir nimet. Şöyle yaparsanız, ahirette başınıza aynen bu gelecek diyor Allah Celle Caru. İmtihanın sonucunu bildiriyor bize. O kadar büyük bir nimet. Aynı zamanda nimet olması başka bir boyutuyla da şurası muhterem kardeşler. Bu dünyada delediği insanları, zayıfları, mazlumları, zavallıları, garipleri bir emriyle, ordusuyla, polisiyle, askeriyle tutturup yaka paça sürüklettirenler, hapislere attıranlar, dayak attıranlar Müslüman oldukları için, mazlum oldukları için, ses çıkaramadıkları için onların da o gün bunu yaptıran zalimlerin aynen böyle yaka paça tutuklanıp sürükleneceklerini duymak nimet mi değil mi? Büyük bir nimet hem de elhamdülillah. فَبِئَيِّ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ <laughs> Yalanlamayın Allah'ın nimetlerini diyor Rabbimiz. Hem kafirleri tehdit ediyor, hem biz müminlere teşvik ediyor. Ayetleri hatırlatıyor. Ey müminler, takmayın kafayı. Onlar bu dünyada güçlüymüş, tutuklattırıyormuş, istediklerini yaptırıyorlarmış. Takmayın kafayı diyor Allah. Ahiretteki manzara işte bu. Ben size bildiriyorum. Yalanlayacak mısınız Allah'ın nimetlerini? Siz iman nimetindesiniz. Yeter ki farkında olun diyor ayet-i kerime muhterem kardeşler. Hâdihi cehennemülleti bu bihel mujrimun İşte bu suçluların, mücrimlerin, mücrim hani bir defa günah işleyip sonra pişman oldu bu değil buna mücrim denmez. Mücrim günahı kendisine meslek edinmiş bir adam. Adet haline getirmiş. Günah ona vız gelir olmuş artık. Ona mücrim denilir. İnkarcı olarak günah işleyenlerde bu olduğu gibi günahları hafife alan, günahlar artık ona vız gelen, basit gören, günahı adet haline getirmiş insanlar mücrim. İşte bu var ya diyor Rabbimiz ey mücrimler sizin öteden beri yalanladığınız cehennemdir. Şimdi görevli melekler tuttu onları yaka paça alınlarından ayaklarından bağlayıp bir torba gibi tabiri caizse dürerek cehenneme sürüklediler. Fırlattılar cehenneme sonra öyle nida edildi. Hani dünyada olmaz diyordunuz ya olmaz diyordunuz ya dünyada o neymiş cehennem mehennem ahiret hesap Olmaz diyordunuz, yalanlıyordunuz. Şimdi oraya girdiniz diyor Allah. Arkasından da buyuruyor ki yalanladığınız cehenneme girdiniz. Doğruymuş meğer. Yatufune beyneha ve beyne hamimin an onlar o suçlular, günahkarlar, kafirler cehennemle kaynar suyun suyun arasında koşuşup dururlar. Febi eyi ala rabbikuma tukezziban. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz buyuruyor Rabbimiz muhterem kardeşler. Yani beyne hamimin en bu cahim yukarıda cahim cehenneme girdiler. O ateş anlamına geliyor. Hamim de kaynar su anlamına geliyor. Bir cahim bir hamim. Düşünebiliyor musunuz? Hani çok sıcak bir manzarada, çok sıcak bir havada insan susar. Susama hissi duyar ne yapar sonra? Bir su kaynağı arar bulur. Cehennemliklerin halini öyle tarif ediyor Allah. Yanacaklar, kavrulacaklar cehennem manzarasında o dehşet sahnede su görecekler. Suyu gördünce hemen oraya doğru koşacaklar ama bir de ne baksınlar kaynar suymuş, hamim. Ondan sonra da onu içmek mecburiyetinde kalacaklar. Onu içtikçe dirileri eriyecek. ...midelerine inmeden bütün uzuvlarını eritip tekrar paramparça yapacak. Bir cahim, bir hamim. Böyle bir manzaradan bahsediyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi Rabbinizin bu nimetlerini... ...O'nun ahirette kafirleri böyle cezalandırmasını... ...müminleri biraz sonra geleceği gibi ödüllendirmesini yalanlayabilir misiniz? Bu büyük nimeti inkar edebilir misiniz? Allah'ın kudretini görmezden gelebilir misiniz diyor Rabbimiz muhterem kardeşler. Ondan sonra işte suçluların başına gelenler anlatıldıktan sonra suçsuzların, müminlerin, Allah'ın istediği gibi yaşayanların ahirette neler göreceğine bakın. Hep onlar gelecek şimdi inşallah. Estaizu billah. وَلِمَنْ <laughs> خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ Rabbinin makamından korkan için cennetan İki tane cennet vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbinin makamından korkan kişi için. Yani hem onun makamından hem de Rabbinin konumundan korkan kişi için. Onun makamından korkmak muhterem kardeşler bir gün onun huzurunda durup hesap vereceği andan korkmak demektir. O anlama geliyor. Bir gün gelecek Allah'ın makamında, O'nun tayin ettiği yerde duracağım. O'nun huzurunda ve O'nun huzurunda hesap vereceğim. Bu akıllarına geldiği anda tir tir titremeye başlayanlar var ya diyor Allah, cenneten. Onlara iki cennet vardır. İki cennet. Niye iki cennet var? Birisi, şimdi düşünün bir kul, bir mümin günah işlemek istedi. Günah işlemek istediği anda... Nefsi onu yanıltmak istediği bir falso yaptı ona. Tam aklına geldiği Allah'ı hatırladı. Estağfurullah el azim dedi. Vazgeçti işlemedi günahı. Bir cennet o günahı işlemediği için var. ikinci cennette o anda Allah'a itaat ettiği için var. İki cennet var diyor Allah Celle Celaluhu. فَبِاَيِّ alai rabbikuma تُكَذِّبَانَ Öyleyse Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz buyuruyor Rabbimiz muhterem kardeşler. Şimdi bu ayeti kerime ile alakalı hakikaten insan yaptığı davranışlarda çekinme hissiyatı ve duygusu insanda vardır. Bu fıtratında vardır. Hani insan bir şey yaparken hep kendisine sorar. Bunu yaparsam acaba ne derler? Hani eğer deli değilse, aklını uçurmadıysa, mecnun değilse sorar. Zaten öyleyse mükellef değil. Hani deliyse eğer sormaz, düşünmez. Aklına geleni yapar, önüne geleni ezer vurur deliyse eğer. Ama öyle değilse, akıllıysa, şuurlu bir varlıksa mutlaka bir iş yapmadan önce sorar kendine, düşünür. Bunu yaparsam acaba ne derler bana? Bu fıtri bir duygu. Allah vermiş. Çekinmemiz için, korunmamız için vermiş. Rezil olmamamız için vermiş bunu. Bunu her zaman her yerde kullanıyoruz muhterem kardeşler. Bir şey yaparken acaba Hani elbise giyerken dahi, saçlarımızı tararken dahi, konuşurken, gezerken, araba modelini seçerken dahi hep soruyoruz kendimize. Acaba böyle yaparsam çevre ne der? Komşu ne der? Hanımım ne der? Akrabalarım ne der? Vesaire. O ne der, bu ne der, şu ne der falan filan fiş mekan. Hep soruyoruz. Ama Allah ne der niye sormuyoruz? Onu sormamız gerekiyor diyor Allah Celle Celaluhu. Ve limen khafe meqame rabbihi. Allah'ın huzurunda bir gün durup şunu niçin yaptın diye sorana cennet var diyor Allah Celle Celaluhu. Onu sorana. Yoksa insanlar ne der değil Allah ne der sorusunu sorması gerekiyor. Bir Müslüman muhterem kardeşler. Bir gün merhum Elmanlı almış tefsirine bir gün bu ayetler ruhunda Fırtına kopardı Hazreti Ebubekir radıyallahu Anh'ın aklına cennet geldiği bu ayetleri okurken cehennem geldiği hayatı düşündü, ölümü düşündü, son saati okudu, kıyameti okudu, cehennemliklerin o halini okudu, cennetliklerin halini okudu, mahşer yerini düşündü, hesabı düşündü, Allah'ın huzurunda olmayı düşündü, düşündü, düşündü dayanamadı birden sesli cene dedi ki. Ah keşke bir ot olsaydım dedi ya. Hazreti Ebubekir radıyallahu an yapıyor bunu. Hazreti Ebubekir radıyallahu an. İmanı terazide bir tarafa konsa diğer insanların imanından ağır gelen Hazreti Ebubekir radıyallahu an. Öyle bir zat zaten böyle yapar. Ama o öyle yaparsa biz ne yapmamız gerekir? Ben onun için anlatıyorum. Düşündü, düşündü. Ah keşke bir ot olsaydım dedi. Bir bir yaylada bir yeşillik olsaydım Hayvanlar gelip beni yeseydi de yok olsaydım gitseydim dedi. Hıçkırıklara ağlamaya başladı. Hz. Ebu radıyallahu anh. Ayeti böyle anlıyordu. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ Böyle anlıyordu. Hatta Beyhaki'de anlatılmış, suyuti de almış. Onun için sıhhat derecesi yüksek. Allahu Alem bir rivayet ve hakikaten ilginç. Gençler özellikle iyi dinleyin. Bir gün bir genç Hazreti Ömer döneminde Peygamber Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde halife olduğu dönemde camiye, mescide, ibadete devam eden namaza gelen bir genç bir kızla sevdalaşmış, aşık olmuş. Olur insandır ya. Onu sevmiş, aşık olmuş. Fakat hasbel kader bir fırsat, bir ortamda sevdiği kızla tenhada baş başa kalmış. Baş başa kalınca konuşmuşlar vesaire derken gönlü onu istemiş, gönlü onu çekmiş. Derken olan olmuş ve elini kıza uzatmış. Elini kıza uzatınca ama aynı o anda aklına da bu ayet-i kerime gelir. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ ayet aklına gelir o anda. Rabbinin makamından korkana iki cennet vardır der elini çektiği gibi bir de bir hıçkırma, bir feryat olduğu yerde bayılı verir. Birçok kaynak aldığı için hakikaten önemli ve bize özellikle ders veren bir rivayet. Ders veren bir rivayet. Olduğu yerde bayılı verir. Amcasını çağırırlar. Götürür vesaire derken evde amcasının yanı başında uyanır. Neredeydi, nereye geldi? Fakat artık yüreğine bir taş binmiş. Gitmiş, erimiş. Hani ödü kopmuş derler ya Allah korkusundan onun da öyle bir şey olmuş. Oturmuş oraya çıkmıyor artık. Nefes alamıyor, veremiyor. Amca demiş. Ne olur git halifeye. Hazreti Ömer radıyallahu anha git. Benim halimi ona anlat. Ne yaptığımı söyle. Durumumu arz et ve ona de ki Rabb'inin makamından o anda korkan bana ne var de. Söyle ne olursun der. Kendisi gidecek takat yok. Ve rivayette bize aktarılan amcası aynen dediğini yapmak üzere yola çıkar. Hazreti Ömer'in yanına giderken o çıkar o arkasından bir feryat daha bir defa Allah korkusu gelir. Ruhunu orada teslim eder. Vefat eder. Amcası Hazreti Ömer'in yanına gelir. Onun durumu anlatır, an Vakıf olur. Hazreti Ömer'le gelir bakarlar ki vefat etmiş genç. Ruhunu teslim etmiş. Baş ucuna dikilir ve ona der ki Leke cennetân, leke cennetan. İki cennet senindir. İki cennet senindir ey gençler. Müjdeler onu. Ve bu ayete atfen Hazreti Ömer radıyallahu anh Allah'ın makamından korkmak ne demek bize hakikaten bu iki örnekler bir anlayış sahibi olmamızı ayeti daha iyi bir şekilde algılamamızı yardımcı olan rivayetler Rabbim anlamayı nasip eylesin. Zevata efnan. Şimdi cennetin o cennetlerin tarifleri geliyor. Devete <laughs> efnen İki cennette çeşitli çeşitli ağaçlar ve dalları ve türlü türlü meyveler vardır. Fe bi ayi ala'i rabbikuma tukezziban. Ey müminler, sizin için yarattı Allah bunları. İnkar edebilir misiniz onun nimetlerini? Onun kudretini buyuruyor Rabbimiz muhterem kardeşler. Fihima aynani tecriyan. O iki cennette akıp giden iki kaynak, iki pınar vardır. Fe bi ayyi ala'i rabbikuma Öyleyse bu cennetleri size yaratan, meyveler koyan, ağaçlar koyan, altlarından ırmaklar akıtan Allah'ın nimetlerini yalanlayabilir misiniz? Fihima min kulli fakihatin zawjan. Yine ikisinde de her türlü meyveden çift çift vardır. Yani o pınarlar, o sular, o yeşillikler, o ağaçlar bol bol verirler. Febi eyi ala Öyleyse Rabbinizin hangi nimetini, hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Buyuruyor Rabbimiz muhterem kardeşler. Muttakiin ala furushin bata'inha min istabrak. Ve cenne cenneteyn dan. 54. ayet. Hepsi de cennetlikler oraya girmişler örtüleri atlastan, ipekten olan minderlere yaslanırlar. Ve cenel cenneteyni iki cennetin meyvelerinin devşirilmeleri çok yakındır diyor Rabbimiz. Başka bir rivayetle o meyvelere kolaylıkla size yakın olarak siz gitmeden onlar size gelmek şartıyla ulaşmanız mümkündür buyuruyor Rabbimiz. Febi ey ala rabbikuma tukezziban. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Betainuha ayette geçen lafzen Arapçada şu anlama geliyor. Halının karnı yani halının üstünden görünmeyen düşeyi ve yatay ipler kastediliyor. Bu ne demek? Niye bu kelimeyi kullanıyor Rabbimiz? Burada ne anlama geliyor? Müminlerin cennette oturdukları o minderlerin, sergilerin iç astarları dahi ipekten olunca, atlas'tan olunca o minderlerin, sergilerin dışını siz düşünün anlamına geliyor. Tarif etmek mümkün değil. Subhanallah dersiniz, başka bir çareniz yok. İçi ipekten olunca dışı nasıl olur? Anlayamazsınız. Onun için tarif etmedi Allah. Öyleyse Rabbinizin bu nimetlerini yalanlayabilir misiniz diyor Rabbimiz. Ve 56. ayet-i kerime Fihinne qasiratu tarfi. Orada gözlerini, bakışlarını kontrol altında tutan eşler vardır. Qasiratu tarf. Laf sen o anlama geliyor. Bakışlarını kontrol altında tutan eşler vardır. Hanımlar, lem yetmithunne insun qablahum velajan. Onlara önceden ne bir ins ne de bir cin eli dokunmuştur. Tertemiz bakirelerdir. Fe bi eyyi alai rabbikuma Öyleyse Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz diyor Rabbimiz. Muhterem kardeşler, gözü dışarıda olmayan iffet ve haya timsali eşlerden bahsediyor Rabbimiz. Bir kadının en önemli özelliği nedir diye sorarsa bir insan, bir kadının en önemli özelliği güzelliği vesaire değil, iffeti ve hayasıdır. Bir kadın ne kadar iffetli ve hayalı ise o kadar değerlidir. Onun için Allah bakın cennetteki kadınlardan bahsederken o vasıflarını ön plana çıkarıyor. Önce onların hayalı, iffetli olduklarını ve sadece bakışlarını eşlerine, kocalarına yönelttiklerini bildiriyor. O kadar iffetli. Başka yere gözleri gitmiyor. Gözleri kaymıyor ve şaşmıyor. Onların bu durumlarını bildiriyor Rabbimiz. Ve onlar arkasından bakın. Ke'ennehunnel yâkûtu vel mercân. Onların güzelliklerine şimdi geliyor. Önce haya ve iffet abideleri olduğunu, şimdi de bakın onlar yakut ve mercan gibidirler. Yani sizin dünya Sözleriyle aklınızda anlamanız mümkün değildir. Akıllara durgun verecek güzellikleri vardır. Kalpleri durduracak güzellikleri vardır. Öyleyse febi ey ale, irabbikum etukediban. Sizin için Allah'ın yarattığı bu eşleri, bu nimetleri, bu hurileri, bu güzellikleri yalanlayabilir misiniz? diyor Rabbimiz. Elli 9. ayeti kerimede muhterem kardeşler. Hel cezaul ihsan illel ihsan. İyiliğin karşılığı iyilikten başka bir şey midir? 60. ayet-i kerimede. Bu ayet-i kerimi okudu efendimiz Aleyhissatü vesselam, iyiliğin, ihsanın karşılığı ihsandan başka bir şey olabilir mi ayetini okudu. Ashabı da böyle dinledi. Okur okumaz arkasından dedi ki ashaba anlıyor musunuz bu ayeti dedi. Siz dedi bu ayeti okudum. Allah buyuruyor ki ihsanın karşılığı ancak ihsandır başka bir şey değil. Rabbiniz size burada ne diyor anlıyor musunuz dedi. Ashab dedi ki Allahu ve Resuluhu a'lem. Ya Resulallah Allah ve Resulü bilir biz ne biliriz dediler. Edep bu çok önemli. Soru sorulunca hep sahabe hiçbir zaman cevap vermezlerdi. Hiçbir zaman. Hep Allahu ve Resuluhu a'lem. Zıplamazlar yerlerinden. Allah ve Resulü daha iyi bilir ya Resulallah deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara bürdü ve dedi ki bunun anlamı şudur. Rabbiniz size burada şunu buyuruyor. Kendisine tevhid, kelime tevhidi nasip ettiğim, ihsan ettiğim kimseye cennetten başka bir karşılık yoktur anlamına gelmektedir dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani hel ihsan illa illel ihsan deyince Allah kime la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeyi inanmayı nasip ettiyse vallahi karşılığı cennettir dedi muhterem kardeşler. Karşılığı cennettir. Öyle dedi ve arkasından fe bi ayi ala rabbikuma tukezziban öyleyse Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz buyuruyor Rabbimiz Allah Celle Celaluhu. Yani iyi olmanın karşılığı tabii ki iyidir. İhsanın karşılığı ihsandır. Güzel davranan güzeli bulur. Çirkin davranan çirkinini bulur. Cehennemi bulur. Ama iyi davranan ahirette de iyi bulacaktır. Uvamindunihima cennetan 62. ayet. Yukarıda sayılan ikisinden başka iki cennet daha vardır. Allah Allah. Heyecanlandırıyor Rabbimiz bizi. Heyecanlandırıyor. Bu ayetler bizi heyecanlandırması lazım muhterem kardeşler. Bu iki cennetin dışında iki cennet daha vardır. Tebi eyyi alai rabbikuma Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Mudhammeten. 64. ayet. Bu cennetler koyu yeşil rengindedirler. Yeşil renkte. Şimdi niye yeşil? Allahu alem. Çünkü yeşillik taze olmayı, canlılığı simgeler değil mi? Onun için Allah Altından o kadar pınarlar ırmaklar akan pınarlar çağlayan. O kadar güzel cennetlerin rengi de böyle canlı böyle taze böyle güzeldir. E Rabbi kume tüketli ben Öyleyse rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz. Fihime Ayten İkisinde de durmadan usanmadan bitmeden fışkıran iki kaynak vardır. O iki cennette daha. Acaba yukarıdaki söylenenlerde mi? Aşağılarda kim? Allahu alem. Hepsinde mi? Bilemiyoruz. Hepsinde öyledir. Fe bi ayyi ala'i rabbikuma tukezziban. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Buyuruyor Rabbimiz muhterem kardeşler. Cennetler kaynaklarda 8 olarak sayılır. Biri Firdevs en üstteki cennet. Peygamberlerin, şehitlerin, Salihlerin, Sıddıkların gideceği yer. Firdevs cenneti. Biri Adn. Adn cenneti. Diğeri Me'va. Öteki Huld. Birisi de Beka cenneti. Firdevs, Adn. Me'va Huld ile Beka. Etti beş. Kaldı üç. Darus selam, Darul karar. darun naim, cennetullah. İşte Allah'ın kullarına hazırladığı cennet dereceleri bunlar. Dereceleri. Bunlar cennetin dereceleri. Cehennemler de yedi derekedir. Arapçada dereke aşağıya doğru giden alçalana denilir. Dereke yukarı doğru gidene de derece denilir. Kulun ameline göre, imanına göre, davranışına göre, ihsanına göre, takvasına göre derecesi değişik olacaktır. Ve kulun da cehenneme gideceğin de ameline, küfrüne, isyanına, nifakına göre derekesi değişik olacaktır. İşte bunların hangisinde olursan ol, oralar yemyeşildir. Sular fışkırır, orada Allah'ın nimetini görürsün, orada hurilerle karşılaşırsın. Çünkü iyiliğin karşısı, karşılığı iyilikten başka bir şey değildir buyuruyor Rabbimiz Muhterem Kardeşler. Fihime <laughs> fâkihetun. İkisinde de her türlü meyve vardır. Fakihe, meyve. Ve nahlun, her türlü çeşit çeşit hurmalar vardır. Ve rumman, bir de nar vardır, nar. Açıklanan cennet nimetleri. Nar, hurma ve meyveler. Meyveler demesine rağmen bakın ...fakihetun. bütün meyveleri kapsıyor. Nar ve hurmayı tekrar özel olarak andı. Birçok hikmet vardır Allahu Alem tabi oraya girmeyeceğim ama Bunlar sakın ha zannetmeyin ki dünyada yediğimiz hurma gibi değil. Sakın ha dünyada yediğimiz nar gibi zannetmeyin. Onu biz anlayalım diye Allah o nimetlerin ismini sanıyor. Cennetteki hiçbir nimet dünyadaki gibi olmaz. Çünkü cennetteki mükemmeldir. Kusursuzdur. Çekirdeksizdir. Kokusuzdur. Rahatsız etmez. Böyle mükemmel nimetlerdir. Onun için dünyada bizim bildiğimiz isimlerle Allah onları tarif ediyor ki anlayalım diye muhterem kardeşler. Kelimelerin zaten bakın lamı tarifsiz gelmesi ve nahlu ve rummanu demedi. Nekire olarak geldi. Nereden anlarız? Arkası tenvin. Arapçada arkası tenvin olarak geldi mi nekire olur. Bunun gramer olarak anlamı üstün derecede belirsiz bir şey olduğunu bildirmek içindir. Yani siz bilirsiniz narı ve hurmayı ama o cennetteki başkadır. Allah onu sizin için özel yaratmıştır öyleyse فَبِئَيْ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ Yine o cennetlerin içinde hayratun, <laughs> huyu güzel, yüzü güzel kadınlar vardır. Hayrat, <laughs> Allah'ın seçtiği ve kendi seçimiyle eşsiz bir şekilde yarattığı güzel kadınlar demek. Çünkü Allah'ın seçmesi insanın başkasının seçmesine benzemez muhterem kardeşler. Hurilerle alakalı bir hadis-i şerif okuyacağım size biraz sonra. Önce fakat o hurileri anlatan pasajı tamamlamak istiyorum. Yani orada cennetlerde huyu ve yüzü güzel olağanüstü kadınlar vardır. Tebi ey ala'i rabbikuma tukediba. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Hurun maksuratun fil Çadırlar içinde sahiplerine tahsis edilmiş. Sadece ve sadece gözleri onda olan, onları bekleyen huriler. Tabi ey ala rabbikum tukezziban. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Lem yetmithun insun qablahum malajan. Yine geldi bakın. Biraz evvel hurileri anlattı orada da gelmişti. Burada yine geldi. Onlara var ya ne ondan önce bir insan ne de bir cin eli değmiştir. Yani tertemiz bakirelerdir. Allah hangi kuluna nasip ederse onun eli ona ilk olarak diyecektir Tabi E ala kuma rabbikuma tükezbibe. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Buyuruyor Rabbimiz muhterem kardeşler. 31 defa geçti. 30 defa geçti bir defa daha biraz sonra gelecek. Bunlardan 8'i ayetler içerisindeki hikmete bakın. Yaratılış güzellikleriyle, yaratılışın üstünlükleriyle alakalıydı. Ondan sonra cehennemle alakalı olanlar 7 kere geçti. Cehennemin sayısı kaçtı? 7 idi. Cennetle alakalı olanlar ilk iki cennetten sonra sekiz defa geçti. Cennetin sayısı kaçtı? Sekizdi ayetler arası buna da değinen müfessirler var. Ben de anti parantez sizinle paylaşmak istedim. Şimdi hurilerden bahsetti Rabbimiz. Ben de sizlere inşallah Tirmizi'de aktarılan diğer kaynaklarda da olan bir hadisi şerif hakikaten elhamdülillah biz de bu ayetler tefsiri sayesinde ilk defa hiç duymamıştım bu hadis-i şerifi. Elhamdülillah nasip oldu. Şöyle buyuruyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın. Cennetten bir manzara. Hanımlar özellikle iyi dinlesinler. Şimdi baştan hani hanımlar kıskanç olur ya normal fıtri bir şey kıskanç olacak. Hurileri de kıskanırlar. Ama huriler de yani bakın ahirette nasıl bir manzara yaşanacak. Şimdi görün kıskanmanıza gerek yok diyeceğim. Yeter ki cennete gitmeyi hak edin inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Hurul in yani huriler o gün birbirleriyle el ele tutuşmuş mahlukatın daha güzelini asla hiç duymadı hadis-i şerif. Bizim de benzerini asla duymadığımız güzel sözlerle söylerler. İlahi gibi söylerler. Derler ki: Biz hoşnut olanlarız. Asla kızıp öfkelenmeyiz. Biz evlerinde kalanlarız. Asla göçüp gezmeyiz, gitmeyiz. Biz ebedi olanlarız. Asla ölmeyiz. Biz nimetler içinde olanız. Asla yoksul olmayız. Biz güzel huylu, güzel yüzlü hayratız. Üstün ve değerli kocaların sevgili eşleriyiz derler diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ın cennette mümin kuluna nasip ettiği o eşleri huriler el ele tutuşmuş böyle söylüyorlar diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte. Hazreti Ali kanalıyla gelen bir rivayet. Hazreti Aişe radıyallahu anha diyor ki rivayetin devamında bakın. Hurul-İn huriler bunu söyledikleri vakit Dünya ehlinden olan mümin kadınlar da onlara şöyle cevap verirler. Allah Allah. Ne ilginç bir manzara. Dünya ehlinden cennete girmeyi hak etmiş, cennete yerleşmiş hurilerin biraz evvel belki kendi kocaları hakkında söylediği beyitlere böyle cevap verirler ve derler ki: Bizler namaz kılan kadınlarız. Siz asla kılmadınız. Cennette yaratıldılar çünkü namaz kılmadılar ki. Bizler oruç tutan kadınlarız. Siz hiçbir zaman tutmadınız. Biz abdest alan kadınlarız. Siz abdest almadınız. Bizler sadaka veren kadınlarız. Siz sadaka vermediniz. Ve sonra Aişe radıyallahu anha annemiz dedi ki Allah'a yemin olsun ki bu sözleriyle onları var. Öyle diyor Hazreti Aişe radıyallahu anha annemiz. Ve yine başka bir rivayette muhterem kardeşler. Hazreti Enes radıyallahu anh Ahmet ibn Hammel'in müsnedinde Tirmizi'de geçen hadis-i şerifte Hazreti Enes aktarıyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki diyor İsra'ya götürüldüğüm gece o İsra ve Miraç gecesi cennette her iki kenarı mercandan çadırlar bulunan bir ırmağın yanından geçtim. Yakut, mercan, Akıl ayar almaz güzellikler. Bir ırmak, çadırlar var oradan geçtim. Oradan bana ya Resulallah, Esselamu Aleyk denildi. Allah'ın selamı senin üzerine olsun ya Resulallah. Dedim ki ey Cibril, kimdir bunlar bana selam veriyorlar? Dedi ki ya Resulallah, sana selam vermek için izin isteyen bunlar hurilerdir. Hurul indir dedi. Yüce Allah onlara izin verdiği onlar da sana selam verdiler ya Resulallah. Ve ondan sonra selam verdikten sonra şöyle dediler diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Biz ebedi kalanlarız. Biz ölmeyiz. Nimet içerisindeyiz. Sefalet çekmeyiz. Biz hoşnuduz, kızmayız. Şerefli kocaları bekliyoruz. Onların eşleriyiz dediler. Diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ondan sonra bu ayeti kerimeyi okudu. Yani biraz evvel okumuş olduğumuz hurum maksuratun fil khiyam. Onlar çadırlar içinde olmaları işte böyle olacak dedi. Ayeti tefsir etti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Esma Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki ya Resulallah biz kadınlar dedi hacca gidemiyoruz. Hani kendi mal varlığı yoksa hacca gitmiyor. E, cihada da gitmiyoruz. Evden dışarı çıkmıyoruz. Çocuklarımızı taşıyoruz. Onlarla meşgulüz. Ev işi, çocuk falan derken Ecir'de size nasıl ortak olacağız ya Resulallah? Erkeklere nasıl ortak olacağız? Hani siz cihada gidersiniz, hacca gidersiniz, bir sürü işler yaparsınız. Biz bunları yapamıyoruz. Evde, ev işinden, ev meşguliyetinden hani hanımlar der ya bugün hep. Hep ev işi, hep şu, hep bu. Bak Hazreti Esma da soruyor aynısını. Aa, Hazreti Esma radıyallahu anh'a da soruyor aynısını. Ne dedi acaba? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Git biraz gez dolaş mı dedi yoksa ne dedi acaba? Hanımlar iyi dinlesin. Çok iyi dinlesin hanımlar. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona dedi ki cevap olarak doğru dedi. Doğru. Demek ki doğal olanı da budur. Allah sizleri çünkü gezmek için, zıplamak için, hoplamak için, açılmak için, saçılmak için değil dediğin şeyler için yarattı. Ama şayet kocalarınızla güzel geçinirseniz, vallahi onları hoşnut ederseniz o zaman aynen onlarla ecirti ortaksınız dedi. O zaman ortaksınız dedi. Mefhumun muhalifi eğer onlarla iyi geçinmezseniz, onlara hoşnut etmezseniz, Müslümanlar ise, namazlı iseler, muttaki iseler ona rağmen onları hoşnut etmezseniz, iyi geçinmezseniz o zaman işte huriler size oradan selam gönderir hem de lanet okurlar. Hadis-i şerif. Ne zaman ki mümin bir kulu hanımı Dünyada kızdırır, onu hoşnut etmez, onun canını sıkar ise o zaman cennetteki huriler ona beddua gönderirler. Ahiretten, cennetten beddua gönderirler. Şu anda olduğu yerde beddua gönderirler. Ahirette benim şerefli olarak beklediğim kocama sen hoşnutsuzluk verdin, canını sıktın derler. Ama eğer hoşnut olursa, onu memnun ederse bakın hem sevapta mükafatta ortaksın. Ne demek yani? Madem kocan cihada gitti, sen de onun ayağına engel olmadıysan cihada gitmiş gibi sevap alacaksın demek. Bu anlama geliyor hadis. Açık. Kocan İslami çalışmalarda, cemaatlerde, orada burada bu faaliyetlerde uğraştığı vaktini, parasını, emeğini harcadı. Sen de onun ayağına köstek olmadın, destek olduysan vallahi yapmış gibi sevap alacaksın diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Daha ne istiyorsun? Yapmadığın halde mükafat kazanıyorsun. Buna da razı olmayan nankördür. Bedbahtır. Yapmadığın halde Allah sana mükafatı veriyor. Niye? Kocana destek oldun diye. Razı ettin diye. Onun için bakın bu hurilerin anlatıldığı, cennet nimetlerinin anlatıldığı pasajda bunu da anmakta fayda var. Şimdi belki hanımlardan bazılarının aklına bu gelir. Bitiriyorum inşallah zaten iki ayet kaldı, üç ayet. Ya diyor bazıları bu soru geldiği için açıklamakta fayda var inşallah. Şimdi biz eğer hanım Müslümansa kocası cehenneme gittiyse cenneti hak etmediyse ne olacak diyor onun hali. O orada eşsiz mi kalacak? Eşsiz kalmayacak. Sen korkma. Allah orada seni de başka bir müminle evlendirecek. Yine bazı hanımlar şurada zorlanıyor şimdi. Huri dence dedim kıskanç hanımlar. Kıskançlar. Hurileri dahi kıskanmaya başlıyorlar. Korkma ahirette kıskançlık duygusu yok. O duyguyu hissi sana veren Allah orada alacak. Bitti o iş. Öyle bir duygu yok. Nedir bilmeyeceksin. Kıskançlık ne bilmiyorsun ki hiç. Kıskanasın. Dünyada vermiş, ahirette kaldırıyor Allah. وَنَزَعْنَا مَا ف۪ي سُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ Onların gönüllerinde olan bütün kin, nefret, öfke namına ne varsa çekip aldık diyor Allah Celle Yok öyle bir şey. Kavga yok, kıskanmak yok. Kardeş kardeş geçineceğin hurilerle. Yani eğer kendi kocası orada cennete gitmeyi hak etmediyse, nasip olmadıysa o zaman o da başka müminlerle evlenecek. Eğer bir kocası var idiyse o vefat ettiği ikisi de mümin ikisi de cennete gittiyse başkasıyla evlendiyse dilediğiyle cennette beraber olacak. Sen korkma. Yeter ki oraya gitmek için erkek veya kadın amel işle. Çabala ki Allah nasip etsin. Estağfirullah. Muttekiin <laughs> ala rafrafin hudrin ve abqarihin hisan. Yeşil yastıklara. Bakın yeşil rengi çok geçiyor. Yeşil yastıklara ve harikulade tarifi mümkün olmayan güzel döşemelere yaslanırlar o cennette ailece. Hurisiyle, eşiyle, kocasıyla, çoluğuyla, çocuğuyla ailece orada yaslanırlar. Febi ayi ala rabbikuma ben. Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Şuraya kadar sayılan hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Soruyor Rabbimiz muhterem kardeşler. Ve son ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Tebârek esmu rabbike zil Celali vel ikram. Azamet sahibi olan, büyüklük sahibi olan, ikram sahibi olan Rabbinin ismi onun adı yücelerden yücedir. En yüce odur buyuruyor Rabbimiz. Yücelik, ikram sahibi Allah'ın adını almak ne güzel bir şeydir. Ne güzel bir şereftir. Ne güzel bir nimettir muhterem kardeşler. Çünkü bütün bu sayılan nimetleri hazırlamak, bunlara güç yetirmek sadece ve sadece azamet yani celal ve ikram sahibi olan Allah'a mahsustur. Onun dışında hiç kimse bunu başaramaz muhterem kardeşler. Allah size bunları bildirdi ey insanlar. Bu nimetleri bildirdi. Bakın yaratılışınızı bildirdiği, gökleri yeri bildirdiği, cehennemi bildirdiği, cennetleri bildirdiği, öyleyse onun acı, adı yücedir. O mübarektir, o kulluk edilmeye layıktır, ona kulluğa koşun diyor ayet-i kerimeler sanki muhterem kardeşler. Hayat bu hayat, fırsat bu fırsat. Yaşadığımız müddetçe bu nimetlere kavuşmak elimizdedir muhterem kardeşler. Eğer bu ayetlerde anlatılan cehenneme talipseniz buyurun. Yolunuz açık. Dilerseniz cehenneme talip olursunuz, ona göre yaşarsınız, cehenneme gidersiniz. Ama yok eğer ben burada anlatılan şu güzel cennetleri istiyorum diyorsanız buyurun diyor Allah. Yol sizin. Hayat işte burada, fırsat işte burada. Ona göre davranın diyor Allah Celle Celaluhu. Yaşadığımız hayatla nereye gitmek istiyorsak ona kendimiz karar vereceğiz. O yönü kendimiz alacağız. O yola kendimiz gideceğiz muhterem kardeşler. Allah bu noktada yar ve yardımcımız olsun. Bizi cennete giden yolundan ayırmasın. Bizi cehenneme götüren yollardan uzaklaştırsın. Cehenneme götüren yollardan nefret ettirsin. Cehenneme götüren amellerden tiksindirsin Rabbimiz. Cennete götüren amelleri sevmeyi, onlar için koşmayı, onlar için yarışmayı, o amelleri işlemek için yaşamayı ve o amelleri işlerken ölmeyi nasip eylesin İnşallah. Amin ya Rabbel Alamin.